Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkıları ve destekleriyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Haftalar önce ben buraya bir cümleyi not aldım ve o cümle haftalardır burada duruyor. Fenerbahçe'nin rakibini cezalandırabileceği 3 unsur var. İlki birinci sınıf hücumları. İkincisi hızlı fiziksel savunmaları. Üçüncüsü oyunu yaratabilen ortadaki üçlü yani oyun kurabilen pozisyona sokabilen ortadaki üçtü. Bunları önlemek için ekstra bir forvet ve defans oyuncusu oynattık diyordu. takip teknik adamlardan bir tanesi. Şimdi 3 unsurdan birincisi birinci sınıf hücumları. Fenerbahçe'nin hücumları birinci sınıf. Hala birinci sınıf ama bitiricilik. Hızlı fiziksel savunmaları. Bakın Osterwold'e hızlı savunmacı. E, kanat bekleri Ferdi Mert Müldür de hızlı. O de hızlı. Osterwold'e kenara çeksek o da hızlı. Oyun kurabilen ortadaki üçlü. Fred, İsmail, Şimanski. Sanki Fred'de bir düşüş var gibiydi. Bu düşüş diğerlerine de yansıyor gibiydi. Bakalım Fred'in sakatlığında ne olacak. Bu arada bir sakatlık daha geldi. Fenerbahçe'den. Fenerbahçe Beko, Zalgiris-Kaunas maçında sakatlanan Dişan Pierre'nin durumunu açıklamış. Ee, Onlarda 19 Ocak Cuma günü oynanan şeyde sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş diyor. 6-8 hafta. Parkelerden uzak kalması bekleniyormuş. Şimdi Fenerbahçe Beko'da parkelerden uzak kalması beklenirken bir basketbolcunun anında transfer. Fenerbahçe Beke, Beko Amine Noah'yı bir aylık kadrosuna kattığını açıkladı. Şimdi bak ben bir Fenerbahçe taraftar olarak şunu söylüyorum. Ulan basketbolda sakatlık olunca hemen birini aldığınızda futbolda diye söylüyorum ama futbolda da yabancı kural diye bir şey var. Son olarak İtalyan temsilcisinde forma giyen Fransız uzun forvet ya benim basketboldan anlayan arkadaşlardan şunu duydum. 3 tane uzunumuz var, üçünü gönder, 3 Üç tane adam gibi uzun al. Bak o zaman diyor. Bir aylık anlaşmaya vardığını belirtti. Kulübümüze ve oyuncuya hayırlı olmasını diliyoruz. Fenerbahçe forması altında zaferlere dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz diyor. Herhalde iyi bir basketbolcudur. Onu söyleyeyim. Crespo ve Zaytsın sakatlıkları düzeldi diyor sevgili Sercan Hamzoğlu. Ve e, bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar diyor. Arkadaşlar bakın. Bekao takımla çalışıyor. Bilginiz olsun. Bekao takımla çalışıyor. Yani Samsun maçında yedeklerde olsa olurdu. Ama gerek yok. Başakşehir maçında yedeklerde olsa olur. İsmail Kartal'ın kararı. E, aynı şekilde yani yine aynı şekilde bu iki arkadaş da bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar. Ankara gücü maçı var hafta sonu. O maça kadar az olmaları bekleniyor demiş. Sercan Hamzoğlu'nun haberi olduğuna göre doğrudur arkadaşlar. Başakşehir'de de şey olmuş. Başakşehir'in taraftarları idmana gitmişler falan. Ya bizim taraftar da çok şey yapıyor. Yani şu oldu bu oldu. Bak Fenerbahçe maç öncesi dünya üstümüze geliyor. Arkadaş bak o kadar da değil. Şimdi bunu da bir Söyleyeyim de sonra darılmayın. O kadar da değil. Bak kendi kendimize güldürmeyelim milleti. Bak Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Fenerbahçe Trendyol Süper Ligi'nin 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü. Yani yarın arkadaşlar. Deplasmanda Rams Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ee, i̇şte antrenman içeriği diyor. Yani bunu da bu şekilde bahsedelim. Antrenman içeriği. Bir de antrenmanın içeriği var. Can Bar teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Yılport Samsun Spor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular günü yenileme çalışmalarıyla, rejenerasyon çalışmalarıyla geçirdi. Bu kelimeyi söyleyemiyordum. Bayağı üstüne düştüm ama bence hala söyleyemiyorum. Bugün yapacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak ve takımımız kampa girecek arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi dün ciddi bir tartışma yaşandı orta saha için. İsmail Yüksek satılsa 6 numarada Kuruniç, Crespo oynasa bir de Seko Fofana. Yani Seko Fofana'yı alsa diye hani Fofana mı Fofana mı bunu alsa diye sosyal medyada bir yangın yapıldı. Şöyle bir baktım. Hani kaç hesap paylaşmış? Bir hesap, iki hesap, 3 hesap, 5 hesap, 10 hesap. Birçok hesap paylaşınca dedim ki acaba benim atladığım bir detay mı var? Hani bilmediğim bir duyum mu var? Arkadaşlar araştırdım herhangi bir şey yok. Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazen şu olabiliyor diye düşünüyorum. Hani bir merkezden rica geliyor muhtemelen birilerine. Hadi Seko Fofana'yı paylaşalım diye. Bu şekilde adam bu sezonun başına 28 yaşında. 20 milyon euro piyasa değeri var. Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda ama son maçta yenildiler. Takımı da elendi. 19 maçta 2 gol 1 asisti var. 1127 dakika. Yani baktığınız zaman bu profildeki oyuncular bu kadar oynayan oyuncu oradan kolay kolay bir yere gitmez. Sezonun başında da 25 milyon euro verip almışlar. Bizim 25 vermeye gücümüz de yetmez. E haliyle bu haber bana biraz ısmarlama gibi geldi. Benim duyumlarıma göre böyle bir şey yok. Hadi benim duyumumu atın kenara. Beni sevin sevmeyin. Değer verin vermeyin. Güvenin güvenmeyin. Hiç mühim değil. Ben başka bir şey söyleyeyim. 14 yabancı olması gerekirken şu anda 18 yabancımız var. Luan Perez'i çık lisansı çıkmayacak kaldı 17. Kent istenmeyen iki adam 17, 16, 15 kaldı. 14. seçer misiniz? Hani kimi seçeceksiniz? Yani kimi seçeceksiniz? Ya Crespo desen göndersen dert, göndermesen dert. E Joshua King desen e kanatta orijin kalmıyor. Yani Lincoln desen, aslında Lincoln'un kiralık verme düşüncemiz vardı. Ama Lincoln de o kadar bonuslu bir oyuncu ki bunu versen ne yapacaksın? Durumlar karışık. Ve Atletico Madrid'den Çağlar Söğüncü için karar geldi. Ne karar? O karar. Evet. O karar geldi arkadaşlar. Çağlar Söyüncü için. Fenerbahçe transfer gündemindeki Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldi diyor. Anlaşma aşaması demeyelim direkt anlaştı diyelim. Çünkü bur, yani benim bildiğim yabancı kulüpler bu noktaya getirdikten sonra dönmezler. Herkes Türk kulüpleri değil. Mesela Samsun Spor bir tane futbolcuyla anlaşmış. Douglas Costa ile futbolcu vazgeçmiş. Normalde yabancılarda vazgeçme huyu yok arkadaşlar çok çok ciddi bir böyle delil, kanıt bir şey görmeleri lazım ki vazgeçmeleri için. Yani vazgeçtiklerine göre Samsun Spor kendine bir sıkıntı arasın. Onu söyleyeyim. Çünkü yabancı oyuncular sözlerine çok sadıktır. Bizim Türk oyuncular gibi değil. Buna bir dikkat etmesi lazım. Onu söyleyeyim. Şimdi Şimdi Atletico Madrid'de Çağlar Söyüncü devam ediyordum. Haber Global'den sevgili Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid bon servisiyle birlikte göndermek istiyordu. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelme konusunda ısrar etmesi sergilediği dik duruşun neticesinde İspanyol ekibinin inadı kırıldı ve Atletico Madrid Çağlar için 2 milyon euro kiralama bedeli istiyordu. Fenerbahçe'nin verdiği rakamlara yaklaştı diyor. İmzalar artık çok çok yakın. Hani bir pürüz çıkmazsam. Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koydu ve Atletico'ya transfer oldu. İspanyol ekimde bugüne dek 9 maçta görev aldı. 212 dakikada bir sarı bir de kırmızı kart gördü. Şimdi arkadaşlar 2 milyon euro istiyorlardı. Sadece kiralama ücreti bilginiz olsun. Artı satın alma opsiyonu da herkese 10'du, bize 5. Ya benim şu anki duyumlarıma göre söyleyeceğim. Neyse dur. Fenerbahçe'nin tekliflerine yaklaştı diyor. Görüşmeler devam ediyor. Ancak Granada maçının da kadrosunda yer almış mı? Atletico Madrid Granada Granada saat 23'te başlayan maç. Bakalım kadroda Savic, Hermoso, Witsel. Yedeklerde Çağlar Söyüncü yedeklerdeymiş. Evet sonucunu bilmiyorum. Çok önemli değil. Şimdi bakın. Bendeki duyumu direkt söylüyorum. Bendeki duyum. Bendeki duyum. Çağlar için bir buçuk kiralama. Altı aylığına 1 milyon euro ücret. Satın alma opsiyonda 5 milyon euro arkadaşlar. Bendeki duyumlar bu şekilde. Yani Çağlar Söyüncü için bir buçuk milyon euro kiralama. Yani kiralama bedeli. Hocam vermesek olmaz mı? Yok olmaz. 6 aylığına oyuncuya 1 milyon euro ücret. Satın alma opsiyonu ya yani satın alma opsiyonu 5 milyon euro. Bendeki duyum bu şekilde. Ha eminim Sercan Hamzoğlu'na deseler ki böyle bir duyum var ne dersin? İnşallah doğrudur der. Çünkü bu duyum herkesin mutlu olacağı bir duyum. İnşallah doğrudur der. Eminim yani. Çünkü 10 milyon eurolar, 15'ler, 20'ler konuşuluyordu. E, çağlarda çok dik dur. Ben Fenerbahçe'den başkasına gitmem dedi. Hatta Allah'ınız varsa bırakın Fenerbahçe'ye gideyim de söyledi yani. Bakalım sonuç ne olacak. Fenerbahçe'nin Yıldız'ına sürpriz talip resmen açıkladı. Arkadaşlar bu haberde benim duyumumu göreceksiniz. Çünkü Fenerbahçe'de transfer çalışmaları at safa'dan. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Yıldız oyuncu için devreye sürpriz bir isim girdi. İlk benim açıkladığım bu isim ki canlı yayında açıklamıştım hatırlarsınız. İsmail Kartal'ın da zaten forma vermiyor. Hani gitmesini istediği oyuncu için görüştüklerin altı çizildi. Sürpriz takım devreye girdi. Kimin için? Ryan Kent için. Kent'i istediğini resmen açıkladı. Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb teknik direktörü Sergi Jakirovic. Ryan Kent'i kadro katmak istediklerini açıklamış. Hani şu cümleleri kuruyor. Ryan Kent Avrupa düzeyinde çok iyi bir oyuncu. Transferini gerçekleştirmeyi başarabilecek miyiz? Göreceğiz. Bakacağız. Kimin dayısı daha büyük? Bakacağız diyor. Bazen her şey bizim elimizde olmuyor. Çalışıyoruz. Durmak için çalışıyoruz diyor. Yani Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Transferi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğimizi göreceğiz diyor. Bakacağız diyor yani. Basın toplantısında bunları söylemiş. Ben şunu söyleyeyim. Kendine yazık eder Kent ve Zayt kalırlarsa. Neden? Kaplumbağa neden? Yok ondan değil. Abi daha yaşı genç. Her iki futbolcunda daha önde ciddi bir kariyer var. Şimdi üstünüze bir etiket vuruldu muydu? Mesela bizim ülkede böyle. Birisi dese ki sizden için katil dese. Siz de kanıtlasanız katil olmadığınızı. Hayır vicdanlarda hep katilsiniz. Çünkü bizim ülkemizde maalesef ve maalesef iftiracılar daha değerli. Yani bizim ülkemizde çünkü algıyla ekmek kazanan insanlar var. Algıyla milletin hayatını söndürüp bunu da şeref gibi anlatanlar var. O yüzden bizim ülkemizde zor. Allah herkesi iftiradan korusun kurtarsın. Sosyal medyada dün bir şey gördüm. Diyorlar ki e, işte Galatasaray'da bir hesap varmış. Galatasaray hukukçusu mu ne? İşte millete tehditten bulunmuş bir şey yapıyormuş. Tam anlamadım olayı ama. Ya eski tweetlerine bir girmişler. Ben Fenerliyim falan yazıyor. Arkadaşlar Fenerbahçeli arkadaşlar hesaplarınızı satıyorsanız da hani en azından Fenerbahçeli kişilere satın. Yani satıyorsanız da Fenerbahçe'yi satmadan satın. Olur mu? Yani lütfen ve lütfen. Çünkü ben üzülüyorum açıkçası. Ya arkadaş Fenerbahçeli değilsen adam gibi işini yap. Satacaksan adam gibi birine sat. Bizler de mesela zor durumda kalabiliriz. Bizler de hani Maddi imkansızlıklar içerisinde olabiliriz. Elimizden geleni yapmaya da çalışıyoruz arkadaşlar. Bir haberim daha var. Kısa. Ankara gücü ödemeleri yapmış. Transfer yasağını atlatmış arkadaşlar. Fenerbahçe ile futbolcu görüşmeleri netlik kazanmaya başlayacak diyor. Ankara gücü Lincoln Henrique'yi istiyordu. Açıkçası. Onu söyleyeyim. Ne kadar da istemiyoruz falan dese de. Kenti istedi, kent gitmedi. Mert Hakan'ı istedi şimdi şu sakatlıkta şu Türk kuralında e, Mert Hakan gönderilir mi? Bilmeyeceğim ama Hep şunu söylüyorsunuz ya hocam Mert Hakan'dan memnun değiliz şundan memnun değiliz bundan memnun değiliz falan filan <laughs> Ya arkadaşlar Hayat sizin benim istediğim gibi olmuyor her futbolcun %100 iyi olmayacak Yani Her futbolcun %100 iyi olamaz öyle bir şey yok her futbolcu %100 yiyor. Yani bu bazen değişecek. Bu çok değişecek. Mesela geçen sene ben şunu anlatayım size. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Ya geçen sezon Fenerbahçe'nin savunma hattı. Evlere şenlik bir savunma hattı vardı Fenerbahçe'de. Hani gel bize gol at savunma hattı vardı. Top sana vuruyorum ama çok özür dilerim vurmak zorundayım diye bir savunma hattımız vardı. Kim gittikten sonra hatırlayın bir. Atilla Salahi işte öbürü şu bu Beriki. Şimdi Atilla biz gönderdik. Yani e, gönderdik göndermesine ama biz Hoffenheim'a gönderdik ama Hoffenheim'de tutmadı. Düşüşe geçti. Hoffenheim'de Freiburg'a kiralamış mesela. İnşallah Freiburg düzenli olarak oynatır da en azından çocuk gelişir. Biz de doya doya keyifle izleriz. Cumartesi günü saat 17.30'da maçları varmış. Bilginiz olsun. Verder veremenle. Yani Rogo'nun stoper'in. Demek istediğim şey şu. Bu sene Atilla Salahi, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Samet Akaydın. Geçen sezonun stoper attı. Bu sezonun stoper hattına bakalım. Bekao, Ciku, Bonucci. <laughs> bu gidişte Çağlar, Serdar Aziz. Bakın 5 tane isme bakın. <laughs> Bir de geçen senekilere. Ya bu 5 isimden Serdar Aziz çıkın. Bekao, Ciku, Bonucci, Çağlar, Söyüncü. Geçen sezonki stoper hattı. Yanlış anlamayın ben burada kimseyi küçük görmüyorum ama küme düşmemeye oynayan takımın stoper hattı gibi bir stoper hattı. Bu sezonki ise gol yememeye oynayan bir takımın stoper hattı gibi. Hani Fenerbahçe tarafları karalar bağlıyor. Şöyle olur böyle olur falan. Arkadaşlar artık öne geçtiğimiz her maçta ben daha rahat olacağım. Çünkü 5 tane oyuncudan kurulu bir stoper hattımız olacak. Ve bu stoper hattı canavar gibi. Düşünün sonuncu kişi Serdar Aziz. Son oynatacağın kişi Serdar Aziz. Bunun ötesi yok. Bu savunma hattı uçtu demek. E kanatlarda Ferdi Osterbol'de o sahi Mert Müldür dördü de benden okay kazandı. Okey. Orta sahada Fred dönene kadar İsmail, Kurunic, Crespo, Zaits, Mert Hakan, Şimanski, Lincoln Nernike. Bunların hepsi oynayabilir. Lincoln'den medet bekliyorsunuz. Orijinal cümle kuracağım, marjinal olacağım diye. Siz de saçmalayın durun. Lincoln'un zaten orijinal mevkisi 8-10. Biz sol beke ev, evirdik çevirdik. Kanat oynamaya evirdik çevirdik. Sağ kanat sol kanat oynamaya evirdik çevirdik. Ben İsmail Kartal'a haddim olmayarak şunu söylüyorum. Cengiz İrfan okey. Solda Tadiç Emre Mor okey. Gönder King'i. Kingten olmaz. Olmaz. Sürekliliği yok. Olmaz. Yabancı içinde şey arıyordum. Zayt, King, Kent. Üçünü gönder. Loan Perez'in lisansı çıkartma. Yabancı tamam. Artı Tad için yedeğini Lincoln de yapar. Bak kreatif oyuncu, hücuma yatkın oyuncu, pasör oyuncu, alan açabilen oyuncu, kontra hata yatkın oyuncu. Ben ısrarla şiddetle söylüyorum. Fenerbahçe spor kulübüne özellikle futbol şubesine İsmail Kartal'a bas bas bağırıyorum. Bakın benim teşhislerim hep çıkar. Ben ne dedim? O sayı Samuel'i sahabek oynatalım. Türkiye'nin sayılı sahabeklerinden birisi olur. Dünyaya da adını duyurur. İyi paraya satarız. Dedim mi? Hiçbiriniz konuşmazken ne dedim? Osterwolde arkadaşlar benimle alay edeceksiniz biliyorum ama Osterwolde'yi stopere koyalım. Maç ritmini, temposunu kazansın, alışkanlığı kazansın. Dünyaca ünlü bir sol stopere dönüşür. Çünkü hızlı, havadan iyi, temastan kaçınmıyor. Ve oyun anlayışı, oyun zekası çok yüksek dedim. Hala da arkasındayım. Osterwolde bu sezonun sonuna kadar sol stoperde devam etsin. Sezon sonunda 20, 25, 30, 40, 50 konuşulmasa ben de bir şey bilmiyorum. Çünkü ben söyledim bunu. Şimdi de diyorum ki tad için bak Lincoln en oynatabileceğimiz en yer tad için bölgesi. Tad 45'te çıkar, 45'te Lincoln girer. Lincoln oynar, yorulduğu zaman 60'ta tad girer. O bölgenin adamı King değil, Lincoln'dur. Kreatif oyuncunun yediği kreatif artı biraz daha hız var, sürat var. Hatta daha da abartayım. Eğer Lincoln benim düşündüğüm gibi biraz daha üstüne katarsa İsmail Kartal felsefesine de alışırsa Tadiç'ten de formayı alır. O bölgeye de parseller. Ki ben bu düşüncedeyim. Sağda İrfan, Cengiz oynasın. Hocam Emre Mor'u ne yapacağız o zaman? Çöpe mi atalım? Ya çöpe atalım atmayalım demiyorum. Oyuncu bak Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye olmaz. Gitsin kiralayın. Aynı Umut Nair gibi gider her maç bir tane gol falan atar. Biz de deriz ki iyi oldu iyi kiraladık. Arkadaşlar 17'lik maçımız kaldı. 17'lik maçı. Türkiye Kupası'nda son 16 geç son 8 çeyrek final. O da muhtemelen bir maç olur. Geç yarı final. Muhtemelen yarı final iki maç olur. Saçmalık 4. Şey, iki maç nasıl yapacaklar o da ayrı bir mesele. 4. Bir de final maçı 5. 5 tane Türkiye Kupası maçın. Etti sana 22. Yani Süper Lig'de 22 tane maç yapacaksın. Eğer finale kadar çıkarsan 22 maç yapacaksın. Benim bildiğim kadarıyla. Türkiye kupasını sayma 17 tane maç. Emre Mor bu 17 maçta ıkınsa da sıkılsa da bir tarafını da yırtsa Fenerbahçe'de oynayacağı maç sayısı 90 dakikayı baz alırsam maksimum 400 dakika. Hiç boşuna Emre Mor'u kadroda tutmayalım. Oynama garantisiyle kiralık verelim. Ankara gücü oynama garantisine. ver gitsin kiralık. Ver gitsin. Ver gitsin kiralık hiç sıkıntı değil. Ver hiç sıkıntı değil. Samsun'la maçımızı yaptık. Muhtemelen Samsun'da Emre Kılıç'tan Talyan Galatasaray maçında sahanın ortasına şey yapacaklar. Belki kırmızı yiyecekler. Belki o maç öncesinde hiç sakatlanacaklar. Ver Samsun'a. Oynama garantisiyle ama. Bak Bartu Elmaz 1, Emre Mor 2. Biz bu iki çocuğu mutlaka oynama garantisiyle kiralayalım. Çok tuttuk, çok bekledik. Gönderelim. Çok da gevezelik yaptım. Kusura bakmayın. Bir tane bize Türk forvet lazım. Ya yani aslına bakarsanız doğruyu söylemek gerekirse kıvırmadan söyleyeceğim. Erencan yardımcı için teklifte bulunduk. Galatasaray'da bir teklifte bulundu. Haber bekliyoruz arkadaşlar. Erencan yardımcı için bilginiz olsun. Ee, Serdar Dursun biliyorsunuz çok ciddi tepki çekti taraftardan. Yani yönetimle taraftarın biraz nabzını yoklayınca gördü ki taraftar istemiyor. O yüzden en yardımcı için her an her şey olabilir. Ee, yani ben şu notuma eklediğim şeyi siliyorum. Yani 3 unsur var. Birinci sınıf hücum, hızlı fiziksel savunma, orta üçlü diye ben bunu uzun zaman sonra siliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin Rakibi cezalandırabileceği artık tek unsur var. İsmail Kartal ve sistemi. İsmail Kartal'ın yapacağı değişiklikler, İsmail Kartal'ın hamleleri, İsmail Kartal'ın yapacağı antrenman metotları artık Fenerbahçe'nin kendi göbek bağını kesmesini sağlayacak. Yarın maçımız var. Hocam ben umutsuzum. Hocam şöyle böyle hiç biriniz yalan söylemeyin beceremiyorsunuz. Hani maç günü ben diyor ya. Maç günü göreceğiz hepinizi. Arkadaşlar başka Fenerbahçe yok şuraya 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 kadar getirdik bakın şuraya kadar getirdik ötesi yok ötesi yok ötesi şuraya kadar getirdik 17 maç kala lideriz bakın son 5 seneyi 5.5 seneyi 6 seneyi baz alıyorsunuz Allah aşkına bir düşünün bak son 5 seneyi al 5.5 seneyi baz alın İlk defa bu bölümde lideriz İlk defa bu bölümde avantaj biz de iyi gidiyoruz ama medyanın algısına, Galatasaraylıların algısına, Fenerbahçe görünümlü Galatasaraylıların algısına o kadar geliyorsunuz ki. Abla attık, bittik, öldük, bittik falan filan. Ya arkadaşlar Allah aşkına yapmayın etmeyin. Yapmayın etmeyin. Rakip ilk defa 5 gol atmış. Hocam ama Trabzon'a atmış ya Allah aşkına. Ya Başakşehir'de bize yenilmek istesin. Her attığımız golde taraftarı sevinsin. Oyun flash iki tane üç tane futbolcu kadro dışı bıraksın. Anlatabiliyor muyum? Mustafa hocam kalbiniz temizmiş. İstanbul Spor Lig'de bir galibiyet alsın diyordunuz. O da dün gerçekleşti. O da Kayseri'yi yendi. İnşallah ikinci galibiyetini daha arka arkaya alır. Onu da söyleyeyim. Yani ee... hayırlısı olsun. Ya İstanbul Spor ben sempati duyuyorum arkadaş. Ne derseniz diyeyim. Başkanı Trabzonlu. Ben sempati duyuyorum. Delikanlı adamı çekti takımını sağdan. Ne olursa olsun dedi. Her türlü riske kafa tutuyorum dedi. Bir daha olsun yine şey yapar. Yani dediğim gibi hepsi bu. Evet. Ben de cümleler bitti. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.